canlı yaşamının vazgeçilmez bir unsuru olan sınırlı bir doğal kaynak. Artan nüfus, sanayileşme, iklim değişikliği ve su kullanımında yeterli bilinç düzeyinin oluşmaması, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımında ciddi sorunlar ortaya çıkarıyor. Bu sorunlarla mücadele yollarından biri ise atık suların geri kazanımından geçiyor. Atık su, insan faaliyetleri veya tarımsal veya sanayi faaliyetleri neticesinde kullanıldıktan sonra çevreye bırakılan atık hale dönüştürülen suya biz atık su adını veriyoruz. Tuzlu sudan, deniz sularından kullanılabilir su elde etmek mümkün günümüz teknolojisinde. Ancak çok pahalı, yüksek enerji sarfiyatı gerektiren teknolojiler içermesi sebebiyle buna kıyasla daha kolay bir şekilde suyu yeniden kullanarak, yeniden bir şans vererek ona ulaşabileceğimiz su miktarını sabit tutabilmek mümkün. Biz buna suya ikinci bir şans vermek kullanıyoruz, atık su olarak oluşturuyoruz, onu arıtarak yeniden kullanıyoruz. Türkiye'de ve dünyada artık atık suların yeniden kullanılması ile ilgili çok başarılı uygulamalar, yeni yeni teknolojiler var. Singapur'da New Water, yeni su olarak, işte suya ikinci şans olarak tabir edilen bir uygulama var. Kurulmuş olduğu bu yapıyla kentte oluşan atık suların hepsini toplayıp çok başarılı bir arıtma tesisinde arıtarak bu suları şebekeye içme suyu olarak verip halkın %60'ının insani tüketim amaçlı suyunu atık sulardan karşıladığı yapı oluşturmuş durumda. Ayrıyeten sadece şebekeye değil, suları şişeleyerek, paketleyerek marketlerde falan satılan suların büyük bir çoğunluğu atık suların arıtılarak yeniden kullanıldığı sular. Su fakiri olunduğu zaman kaçınılmaz bir örnek. Ama bizim şu anda su stresi çeken bir ülke olduğumuz göz önüne alınırsa su kaynaklarımızı hoyratça, israflı bir şekilde kullanıp atık sularımızı da yeterli düzeyde arıtmayıp tekrar temiz su kaynaklarını kirlettiğimiz, nüfus artışımızın bu kadar hızlı olduğu göz önüne alınırsa önümüzdeki 10 yıllar içerisinde buna benzer uygulamaların da ülkemizde kaçınılmaz olduğunu görmemiz gerekiyor. Bunu engelleyebilmek için suya ikinci bir şansı vermemiz gerekiyor. Atık sularımızı uygun düzeyde arıtarak farklı amaçlarla kullanmamız gerekiyor.